çözüm için, bağımsızlık için kan veren, can veren Kıbrıs adasından Kıbrıs Türk'ü çok özel bir devlet adamını ağırlıyoruz. KKTC'nin 36. kuruluş yıl dönümünde Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Sayın Kudret Özersay. Canlı yayında stüdyoda konuğumuz. Sayın Bakanım hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Sağolunuz. Öncelikle nice yıllara diyelim. Ne kadar özel bir mücadele olduğunu bir kez daha enine boyuna da konuşmak istiyorum. Siz evet çok özel bir devlet insanısınız. Çok özel bir profilsiniz. Bunun satır başlarını sizin müsaadelerinizle özetlemek istiyorum. Kıbrıs Türk'ü olmak nasıl diye soracağım ama öncelikle Sayın Kudret Özersay'ı gerçekten tanıtmamız lazım. Tabii bütün dünya sizi tanıyor. Ama başladığınız noktadan 6 aylık bir bebekken bir şehit çocuğu olarak hayata başladınız. 20 Temmuz'da 1974'te Barış Harekatı'nın olduğu gün maalesef Türk askeri adaya ayak basarken babanız Alaminyo köyündeki karma bir köy Larnaka'da Rumların saldırısındaki 13 şehidimizden biri merhum Hüseyin Özersay. Babanızın anısında bütün şehitlerimiz de rahmetle minnetle anıyoruz. Size de bir kez daha başsağlığı, sabırlar dileyelim. Çok zor bir başlangıç yaptınız. Tıpkı Kıbrıs Türklerinin tümünün yaşamış olduğu gibi. Babanızın şu anda fotoğrafını da ekranlara taşıyorum. Gerçekten çok özel bir mücadele. Siz bu kadar dezavantajlı başladığınız hayatınızda anneniz ve kardeşlerinizle birlikte Lefkoşa'ya, Kuzey'e göç ettiniz. Burada hayatınızı kurdunuz. 10 yaşınıza geldiğinizde tam 36 yıl önce bugün 15 Kasım 1983'te Cumhuriyet Meclisi'nin önünde 10 yaşında bir çocuktum. Denktaş'ın konuşmasını dinlerken yüreğim yerinden fırlayacakmış gibi alkışlıyordum. Tabii ne olduğunu anlamıyordum ama evet bağımsızlık artık bunu biliyordum dediğiniz bir anınız var. Gerçekten okumak bile beni çok duygulandırmış. Şimdi duygularınızı çok merak ediyorum. Sonra ilerleyen aşamalarda ilk orta lise tamamladınız. Hangi duygularla olduğunu da soracağım. Uluslararası ilişkilere, siyasete yöneldiniz. Ankara'ya geldiniz, siyasal bilgilerde eğitiminizi tamamladınız. Yüksek lisansınız var, doktorunuz var. Çok önemli akademik çalışmalarınız var. Aynı zamanda akademisyensiniz. Ve sonra 2002'de adaya geri döndünüz. Adaya geri döndüğünüz andan itibaren 2000'li yıllar ki müzakere sürecinin ya tamam yani Kıbrıs Türk'ü haklılığını kanıtlıyor. Ve çözüme, evet yakalıyor bu sefer hak ettiği çözümü dediğimiz anlarda müzakerenin baş aktörlerinden birisiniz. Özetlemem lazım mutlaka çünkü sadece alt alta sıraladığımda bile nasıl bir insanla, nasıl bir devlet insanıyla birlikte olduğumuzu birazcık daha net anlatabileceğim. Üç cumhurbaşkanı, kurucu cumhurbaşkanı merhum Denktaş, ikinci cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat ve Dervişeroğlu üçüncü cumhurbaşkanı ile çalıştınız. Dört farklı Rum lider, Klerides, Papadopoulos, Christofias Anastasia'da masaya oturdunuz. İki farklı. Ne kadar yaşlı olduğumu hatırlatıyorsunuz. Genceciksiniz. Yani bu ömre bunu sığdırmak zaten büyük bir ilham verici bir öykü. İki genel sekreter, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kofi Annan ve Ban Ki-moon'la aynı masada bulundunuz. 2015'te aktif siyaset için adaylığınızı koydunuz Cumhurbaşkanlığı seçiminde. Şu andaki Akıncı, KKTC Cumhurbaşkanı'nın karşısına rakiptiniz. Evet, Akıncı seçildi ama çok önemli bir başarı kaydettiniz. %21'lik bir oy oranına ulaştınız ve aktif siyasete girdiniz. Bundan sonra Halkın Partisi'nin kurucususunuz, genel başkanısınız. Bundan sonra halk koalisyonlar içinde yer aldınız. 2018'de dörtlü koalisyonun içinde ve en son Mayıs'ta yaşadığımız hükümet krizinde UBP ile birlikte krizden çıkaran koalisyonun mimarlarından birisiniz. Başbakan Yardımcısı Dışişleri Bakanı Kudret Özersay.